29 Nisan'da dünyaya asteroid çarpacak mı? Şimdi herkesin aklında bu soru var. Gelecek yıllarda bize 2020 yılının anlamını sorsalar, sanırım dert, gözyaşı, sabır, umut ve insana dair ne kadar duygu varsa hepsini yaşadığımızı ifade ederdik. Haksız mıyım? ...31 Aralık 2019 tarihinde 2020'nin gelişini sevinç içinde kutlayanlar bir zaman makinesine binip bugünleri görseler eminim oturup ağlarlardı. Seller, yangınlar, volkanik patlamalar, ülkelerin birbirleriyle çatışması, depremler ve şimdi de bu malum virüsün ardından daha ne kaldı ki derken şimdi bir de 29 Nisan'da dev bir asteroidin dünyaya çarpma ihtimali. Aslında onunla tanışmamız yeni değil. 1987 yılında Fareli Köy'ün kavalcısı gibi uzaklarda bir yerlerde kendi başına takılırken NASA'nın Kaliforniya'da bulunan gözlem evi tarafından tespit edildi. Onun adına 52768-1998-OR2 dediler. Bu asteroid büyük. Yok yok. Daha büyük. Hayır. Çok daha büyük. Saatte 31.320 kilometre hızla hareket eden dev bir asteroid. 29 Nisan'da dünyaya çarpacağını o kadar çok iddia eden kişi var ki o asteroidin kendisi duysa bu iddiaları "Ya hiç niyetim yoktu ama madem bu kadar bahsettiler, gelmişken bir dokundurayım da dünyaya öyle gideyim" derdi. Her ne kadar bugün devasa bir asteroidin dünyamıza çarpma ihtimalinin olduğu söylense de bu ihtimal aslında her zaman var ve gün geçtikçe de asteroidlerin tepemize yağmur gibi yağma ihtimali artıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü resmi rakamlara göre 1980 yılında gökyüzünde dünyanın hemen üstünde 8954 göktaşı varken 1990 yılında 14327 göktaşı, 2000 yılında rakam 118481 göktaşı oldu. 2010 yılındaysa bu rakam 499368 göktaşı sayısına çık. Yani aslında dünyanın etrafı göktaşı kaynıyor desek haksızlık etmiş olmayız. E tabii ki OR2'nin yanında bunlar biraz çerez kalır, ayrı mesele. OR2 adlı asteroidin dünyanın 6.3 milyon kilometre yakınından geçeceğini ifade etmiştik. Bu mesafe Ay'la dünyanın 16.4 katıdır. Yani OR2'nin dünyaya çarpma ihtimali sıfır. NASA da çarpmayacağını biliyor ve söylüyor. Dünyaya çarpabilir olayıysa NASA'nın bu büyüklükteki bir asteroid dünyaya çarparsa dünyanın sonu olabilir şeklinde. Yani varsayım. Yani bu otobanda 260'la bir araç gidiyor. Geçip gidebilir ama kaza yaparsa içindeki herkes ölür demek gibi bir şey. Bilim adamlarına göre büyük bir asteroidin dünyaya çarpma olasılığı 10.000 yılda bir. Şans oyunu oynasam bana çıkar mı? Çok düşük bir ihtimal olsa da çıkabilir. Çıkar mı sanki? Ya çıkarsa? İşte büyük bir asteroidin çarpma ihtimali de böyle bir şey. Bu asteroidin dünyaya çarpma olasılığının olmadığını artık öğrendik. Ama bence bu asteroidin çarpma olasılığından daha tehlikeli olan başka bir şey var. AIDA isimli bir projeyi hiç duymuş muydunuz? Amerika'nın uzay ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA birlikte ortak bir projeye imza attılar. Proje oldukça ilginç. Hani dedik ya günün birinde şans oyununda büyük ikramiye ya bize çıkarsa diye, bilim adamları da aynı şeyi düşündüler. Ya bize çarparsa ihtimalinden yola çıkarak AIDA projesini geliştirdiler. Peki ne yapacaklar biliyor musunuz? İşte asıl tehlike tam da burada başlıyor. AIDA programında tehlikeli bir deney yapılacak. Aslında bu bir nevi simülasyon. 1996 yılında Space Watch tarafından Didymos isimli bir asteroid keşfedildi. 2003 yılına gelindiğinde ise şaşkınlık yaratıldı. Neden? Çünkü o tarihlerde o asteroidin aslında bir ikiz kardeşinin olduğu keşfedildi. Manyetik alanla birbirine bağlı olan iki asteroid oldukları öğrenildi. Didymos A ve Didymos B olarak isimlendirildiler. Didymos A 780, Didymos B ise 160 metre büyüklüğünde. AIDA projesi işte Didymos B asteroidine AIM uzay aracı vasıtasıyla 2021 yılında DART isimli katil bir uzay aracını gönderecek. Katil uzay aracı diyorum çünkü DART'ın görevi Didymos B'yi yok etmek. Projeyi yürüten bilim adamlarından Carnelli büyük bir çarpışma olacak diyor. 2020 yılında yakın izleme başlayacak. 2021'in ilk yarısındaysa DART isimli uzay aracı fırlatılacak ve Didymos uydusuyla çarpışması sağlanacak. Saniyede 6 kilometre hızla çarpışmayı yine saniye kaydetmek istiyorlar. Ya bu asteroid 163 metre çapına sahip. Dünyaya çarparsa ne olur ki? Ne olur biliyor musunuz? Projede görevli Patrick Michel küçük bir örnekle anlatıyor. Asteroid okyanusa çarptığında büyük bir tsunami oluşturur. Tsunami oluşturacak güce sahiptir. Tabi yerleşim yerine de düşerse çok sayıda olmasa da ölümlere sebep olacağı kaçınılmaz bir gerçek. Vurulacak olan asteroid Didymos B. Bir de daha büyüğü Didymos A var. Peki Didymos B vurulursa Didymos A'nın yörüngesi dünyaya döner mi? Küçük de olsa böyle bir ihtimali var. İşte en büyük tehlike belki de bu. Bu proje aslında başlı başına asteroidi yörüngesinden saptırma projesi. Amaç ise dünyaya doğru büyük bir asteroid gelirse ve çarpma ihtimali bulunursa dünya yörüngesine girmeden o asteroide katil uydular göndererek hem parçalamak hem yörüngesini bozarak başka bir noktaya yönlenmesini sağlamak. Tabii ki kimse dinozorlar gibi ölmek istemez. Peki yönlendiği noktada başka bir dünya varsa, orada yaşayan başka canlılar varsa orasını da artık onlar düşünsün.